Q4 döneminde yani bu son çeyrek dediğimiz yılın son 3 ayını kapsayan Ekim, Kasım, Aralık dönemini kapsayan bu dönemde Etsy'de her zaman çok daha fazla satış yapılmaktadır. Siz henüz hiç satış yapmadıysanız veya ürünlerinize hiç girmediyseniz kesinlikle şansınız daha var. Bugün göstereceğim yöntemlerle birlikte siz de tasarımlarınızı oluşturup listelerinizi güncellerseniz bu dönemde satış yapma olasılığınız çok daha yüksek olur. Çünkü önümüzde Thanksgiving var, Black Friday var, Cyber Monday var, Christmas var. Yani bu dönemlerde gerçekten çok fazla Etsy'de trafik oluyor, çok fazla satış oluyor. O yüzden siz de hemen listelerinizi bugünden başlayarak güncelleyin. Bu dönemde normal zamana kıyasla hediyeleşme, alışveriş yapma potansiyeli insanlarda çok daha fazla oluyor. O yüzden hani Etsy'deki şu an trafik gerçekten çok fazla. Siz de bu fırsattan hemen yararlanın. Bana gelen mesajlardan görüyorum işte listelerimi oluşturdum ama bir şekilde yükleme cesareti gösteremiyorum Etsy'ye. Ya da bir yerden başlamak istiyorum ama kendimi çok geri kalmış hissediyorum. Çünkü halihazırda zaten orada bir sürü satış yapan mağazalar var diye yorumları görüyorum. Bu ve buna benzer şekilde hepimizin dönem dönem hissettiği olumsuz duygular oluyordur. Ama şunu söyleyeyim size, hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Yani şunu da kabul etmek gerekiyor kesinlikle. Sıfırdan başlıyoruz. Herkes sıfırdan başlıyor. Kimse halihazırda alıp bir mağazasını binlerce ürün satmış şekilde açmıyor. O yüzden hani önemli olan burada küçük adımlarla başlayıp istikrarlı bir şekilde bu Etsy'deki hesabımıza her zaman kontrolümüz altında olması gerekiyor. Her zaman bir pazar analizi yapmamız gerekiyor. Trend ürünleri takip etmemiz gerekiyor. Yani sürekli olarak kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü Etsy bir yol arkadaşlar. Yani hani bugün öğreneyim, yarın uygulayayım şeklinde değil. Her geçen gün yeni şeyler gelişiyor, teknoloji ilerliyor, Etsy'nin algoritması değişiyor. Bunları sürekli yakından takip etmek gerekiyor. Ben zaten bu kanalda sizlere mümkün olduğunca bu trend olan bilgileri paylaşıyorum. Sizler de kendi tasarımlarınızı bu verdiğim bilgiler doğrultusunda oluşturursanız aslında çok daha fazla satış yapma potansiyeliniz olur. Ben bugün aslında nelere dikkat etmek gerekiyor, listeleri nasıl oluşturmamız gerekiyor bu dönemlerde bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Mesela araştırmalarımızı yapalım diyoruz. Mesela nasıl yapacağız araştırmalarımızı? Rocketfy'a girdiğinizde Holiday Trends, Holiday Designs diye bir defa bence bütün tasarımlara bir bakın. Yani bu mesela ne olabilir? Christmas'la ilgili tasarımlar olabilir, Thanksgiving'le ilgili tasarımlar olabilir, Black Friday ile ilgili tasarımlar olabilir. Yani ilk önce bir Rocketfy'a girerek bütün tasarımlara bir bakmamız gerekiyor. Yani satış potansiyeli yüksek olan, satış potansiyeli olacak olan ürünleri bir defa tek tek incelemeliyiz arkadaşlar. Buradan aslında şunu anlamayalım. Mesela Christmas'la ilgili ürünlere baktığımızda işte en çok satış yapan bir tişört tasarımı görüyoruz. Bir SVG dosya görüyoruz. Ne görüyoruz mesela? İşte yılbaşı ağacı, işte Noel Baba. Bu değil. Yani bundan artık birazcık çıkıp daha farklı tasarımlara yönelmemiz gerekiyor. Yani burada aslında Rocketfy'ı da kullanırken birazcık daha niş alana yönelik kullanmak gerekiyor. Mesela ne olabilir? Satış için trafiği yeterli olan ama çok fazla da rekabet olmayan niş alanlara bizim yönelmemiz gerekiyor. Bunlara odaklanmamız gerekiyor. Yani bizim aslında çalışma prensibimiz şu şekilde olmalı. Diyelim ki bizim mağazamızda Christmas'la ilgili ürünler koyacağız. Kendimize bir dönem belirleyip bir gün mesela Christmas'la ilgili tasarımları araştırıp diğer gün Thanksgiving'le ilgili tasarımlar araştırıp üçüncü gün mesela bu araştırdığımız tasarımlara benzer tasarımlar oluşturmamız gerekir. Yani her gün belirli bir saat buna zaman ayırmak gerekiyor. Mesela benim size tavsiyem şu olur. Diyelim ki bu Rocketfy ile bestseller olan ürünleri araştırıyoruz. Bestseller olan ürünleri araştırmamız gerekiyor. Onun dışında işte Christmas Holiday trendlerle ilgili tasarımları araştırmamız gerekiyor. Bir de kendimize belirleyeceğimiz bir niş alanla ilgili araştırmak gerekiyor. Mesela nasıl olabilir? Diyelim ki mesleklerle alakalı olabilir. Bu mesleklerle alakalı olan niş alanı biz Holiday ile alakalı işte Christmas'ı birleştirmeliyiz ve ortaya yeni bir niş alan çıkarmalıyız. Yani diğer ürünlerden farklı bir kategoride yeni ürünler tasarlamalıyız.
Yani burada bir kombinasyon yapmak gerekiyor. İşte bu meslek olabilir, aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Burada çok detaya şu an girmem mümkün değil. Ama mesela lokasyon olabilir, kariyerle ilgili bir niş alanı olabilir. Yani buradaki alanı Christmas'ta bir şey yapmak gerekiyor. Bir kombine etmek gerekiyor bu tasarımı. Mesela diyelim ki hatta daha da alta inersek, daha da özelleştirirsek şöyle olabilir. Mesela Etsy'de ben şunu görüyorum. Çok fazla grup listeleri oluşturulmuyor. Çünkü insanlara birazcık bu karmaşık ve karışık geliyor. İnsanlar bu listeleri oluşturmaktan biraz kaçınıyor. Aslında belirli bir meslek grubuna yönelik bir grup listeleri için tasarımlar oluşturursak şansımız yüksek olabilir. Çünkü gerçekten rekabet edeceğiniz grup listeleriyle alakalı mağaza sayısı çok, yani gerçekten diğer ürünlere kıyasla çok azdır. Mesela bu grup listelerinde de seçeceğiniz ürünleri bence en minimumda tutmak gerekiyor. Çünkü Etsy'de de bakıldığında çok fazla en çok satış yapan ürünler listesinde tişörtlerde mesela baz alarak söylüyorum. Siyah, beyaz, işte bir iki renk daha vardır en fazla satış yapılan. Yani mağazanızda ürünlerinizi oluştururken bütün renklere yer vermeye çalışmayın. Daha böyle basic tutup, daha böyle kolay, basit şeyleri tercih edin. Özellikle oluşturacağımız bu grup listelerinde personalize kısmı da eklersek gerçekten avantajınız çok daha fazla olur. Yani burada aramayı yaparken adım adım yapmak gerekiyor. Yani en sadece bestseller olan ürünleri ben Rocketfy'den buldum, aynılarını birebir kopyalıyorum ve satış yapacağım mantığıyla değil. Burada sizin kendinizden bir şey katmanız gerekiyor. İşte bu örneklerden de yola çıkarak aslında çok daha farklı, çok daha iyi tasarımlar yapacağınızı eminim ben. Mesela ürünlerinizin fiyatlandırmasını yaparken de şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde ortalama fiyatlarda ürünlerin satılması öngörülür. Mesela Etsy aramasına gelen bir kişi fiyat bazında aramasını yaparken burada filtreleme seçeneği kullanarak 20-50 dolar arasındaki ürünlerin tercih edilme olasılığı çok daha fazla oluyor. Ama Christmas dönemi ve bu benzer bayram dönemlerinde bu aramalardaki fiyat harcama potansiyelleri çok daha yüksek olduğu için siz de mağazalarınızda mesela iki tane ürün olduğunu varsayalım. Bu ürünü bir tanesini daha ortalama bir fiyatta tutarken diğerini insanların hediyeleşmesinin arttığı dönemlerde bu fiyatları arttırabilirsiniz. Yani burada birden fazla kesime hitap etmeniz sizin de yine avantajınız olacaktır. Çünkü Etsy pazarını arkadaşlar kesinlikle diğer pazarlarla karıştırmayalım. Buraya gelen müşteriler her zaman daha benzersiz, daha böyle hiçbir yerde göremeyecekleri ürünleri bulmak, almak, satın almak isterler. O yüzden burada harcayacakları miktar diğer sitelere oranla çok daha fazla olacaktır. Burada fiyatı düşürerekten ürün daha fazla satacağım düşüncesinde olmayın hiçbir zaman. Özellikle bu başlıkları oluştururken, listeleri bulurken daha detaylı bu SEO açısından nasıl öne çıkabiliriz? Bununla ilgili ben çok fazla insanların aslında hani geri kalmış değil de bu alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini görüyorum. Hani bana gelen talepler doğrultusunda. Ben de o yüzden hani bunlarla ilgili bir e-kitap hazırladım ve videonun altına da onu ekliyorum, inceleyebilirsiniz. Orada bütün detaylı olarak listeleri oluştururken, bir listeyi oluştururken nelere dikkat etmek gerekiyor, neleri ne şekilde yazarsak, ürünleri ne şekilde yazarsak ön plana çıkartırız. Bununla ilgili bütün detayları ben burada yazdım. Onun dışında bayramlarla ilgili önceden hazırlığımızın olması gerekiyor ki bizim Etsy SEO'sunda da bir şekilde yer alalım. O yüzden bu bayramlarla ilgili de detaylı bütün kapsamlı bir takvimi bunun içine dahil ediyorum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. ChatGPT'yi kullanarak da bu ürünleri, listeleri nasıl oluşturuyoruz? Yani ChatGPT ile birlikte listelerin güncellemesi nasıl yapabiliriz? Nasıl fikir sahibi olabiliriz? O kısma da yer veriyorum. Yani araçları kullanmadan aslında bir şekilde kendimizin tek başına bunları zaten yapamayız yani. O yüzden mutlaka ben sizin ürün araştırması yaparken araçlardan faydalanmanızı tavsiye ediyorum. Ben burada zaten en çok hangi araçları kullandığımı her zaman size söylüyorum. Mağazamızda da bu trafiği çekmek için, daha fazla trafik çekmek için kesinlikle ürünlerin indirimli olması gerekiyor. Çünkü
Özellikle bu bayram dönemlerinde Etsy tarafından bu aslında yapılan bir şey. İndirimli olan ürünlerin her zaman öne çıkma olasılıkları daha fazladır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Buna da önem verelim. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.